Bugünkü yolculuğumuz Ayasofya. Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar olmak üzere tüm dünyadaki insanlar için çok önemli bir eserdir. 1500 yıldır ayakta olan bu mabet, tarihe adeta meydan okuyor. Şu anda gördüğümüz Ayasofya, aslında 3. Ayasofya'dır. İlk iki Ayasofya, döneminde çıkan isyanlarda yıkılmıştır. Ayasofya, Osmanlı'nın son dönemlerinde müze yapılmak istenmiş, ancak bu sadece bir fikir olarak kalmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise müze haline çevrilmiş, bütün yapıların korunması, gün yüzüne çıkarılması sağlanmış. Turizm açısından da Türkiye için cazibe haline getirilmiştir. Şu an cami olarak kullanılan Ayasofya, isteyen herkes için ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Bu arada kapıları yemezseniz ayrıca seviniriz. Ayasofya'nın kelime anlamı, Aya sözcüğü kutsal anlamındadır, Sofya ise bilgelik anlamını taşımaktadır. Kutsal bilgelik anlamına gelen bu anlam, Hristiyanlık dininin de Tanrı'nın üç niteliğinden bir tanesidir. Ayasofya tam tamına 1000 kafa ve 10.000 işçinin çalıştığı, tarihteki en eski katedral ve en hızlı yapılmış katedral özelliğini taşımaktadır. Tam 5 yıl gibi müthiş bir hızla yapılan bu devasa eser, adeta tarihe meydan okuyor. ...24 Temmuz 2020'de yeniden cami statüsüne geri çevrilmiştir. Zemini halıyla kaplandı ve namaz kılınan yerdeki mozaiklerin üzeri bir dakikada açılıp kapanan elektronik raylı sistem perde ile kapatıldı. Bu perdeler namaz vakitleri devreye giriyor, namaz bitince de mozaiklerin üzeri yeniden açılıyor. Bin yıl boyunca İspanya'daki Sevilla Katedrali'nin 1520'de tamamlanana kadar dünyanın en büyük katedrali olma unvanını korumuş bu mega yapı, geçen yüzyıllara rağmen şu anda dünyanın en büyük dördüncü katedrali olmaya devam ediyor.